Annemler geliyor. Üstüne bir de Ceyda'nın anne babasıyla buluşacaklar. Tam bir dünürler buluşması. Dünürler buluşması, dünürler gezmeleri. Oh, işte annenlerin yanında sen çek birazcık. Ben biraz tamam. Çekinirim, ayıp olmasın. Herhalde tamam, ben yaparım canım. Bizim orada ben daha aktif olurum. Öyle dengeleriz. Yaparız. Allah. Bizimkiler tabii tanışıyor. Yani saçma olur değil mi? Bu evlenmişiz yani. Sürekli, tanışıyorlar Allah'tan. Ya sürekli böyle bir kontak halindeler de pandemi yüzünden görüşememişlerdi. Çok heyecanlıyım. Bu eve de ilk defa geliyorlar. Bu eve ilk defa geliyorlar. Bizim ailemizin evine, annemlerin evine de ilk defa geliyorlar. Her şeylerin evet. İlki yaşanıyordu. Zaten bizimkileri düzenli izleyicilerimiz tanıyorlar. Birkaç saate gelecekler. Geldikleri bekliyoruz. Zaman açalım. Elimi kocam açıyor. Bizi bir dünürleri beklerken çek. Sevdim mi tam, severim, sildim mi bir kalemde, ölümüne giderim yeter ki sen olur de. Durun burada, dedeyle ananı geliyor. Tamam mı? Geç sen de yerine, kal orada. Annemler evi ilk defa görecekler. Ceyda ile annem... Vay, heyecanlandım. Özledik yavrum, özledik. Anneme de görüşemiyoruz yavrum. Anişko tovaşko, babaşko naşko. Ökürte yatlı ökürteyiz. Ooo baba, Escobar gibi giymişsin gene. Annem gene kameradan kaçıyor. Kendinize iyi bakın, bay bay. Hop, Escobar al bayram ya. Baba, biz çıkıyoruz da bende anahtar yok. Nasıl geçti yolculuk baba? İyi. Güzel değil mi? İyi. Tam bir Kolombiyalısın ha bu. Ya. Vallahi yakışmış ha. Baba basmadık ki. Biz niye salak gibi duruyoruz? Öyle mi ha? Evet. Motorun çok büyükmüş Fırat ya. Motorun değil büyük mi? Değil mi? Çok büyükmüş ha. Çok büyük evet. Sen tabii ilk defa göreceksin evi. İlk defa görüyorum. Babam aldı tabletini. Hemen oyuna girişecek. Albayram erkeği olduğu için 7/24 oyun oynuyor. Aynı ben. Kahve mi yapıyorsun? Evet. Gelin. Gezdireyim sana evi, gel. Sen gezdir. Hadi gezelim anneciğim, gel. Gezelim anneciğim. Oo, küçük odaya geçmişsiniz. Artık küçük odadayım, evet. Yazık. Çok güzel olmuş. Banyoyu çok beğendim. Tek şeyi, şurada bir cam yok. Evet. Sular, seller götürür burayı. Bence burada varmış. Evet, çıkarmışlar. Aa, yatak odası da çok güzel. Bak burası işte öteki tuvalet. Bu bile çok büyük şey olarak banyo. Tabii canım. Gerçekten ev güzel, ferah. Evet, burada da Ceyda'nın dressing room'u. Özeldir. Çok da çekmeyelim, ayıp olur. Kaydırıp geliyor zaten bütün kıyafetlerini bu kız. Işığı yok oranın. Anne biliyorsun tepeden ışık sevmiyor Ceyda Hanım. Cancık Abdullah Albayram oyuna girdiği için evi gezmedi bile. Bakmadı bile yani. Oğlunun evine bakası yokmuş. İnsan bir gezer. Bak elinde tabletle dışarı çıkıyor. Aa, bıraktırmışlar tableti. Güzel. Gelin Hanım, bir takım hazırlıklar. Ne hazırlık? Kek, kahve yaptık. Çok güzel bu. Daha yemedim baba. Nereden aldınız? Çok güzel değil mi? Bak ezbere konuşuyorsun. Kendini kontrol et. Elinde kamera hiç düşmüyor. Ne? Onlar da feda ileri yani. Babam. Ay bunları da ben ölürüm. Oraya bakma. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin anası babası geldi mutlu oluyor ha. Rakites. Bir bakayım ne yapıyorlar. Seni kaldıramayacağız oradan galiba. Sevdin. Keyfin yerinde baba. Tabii. Koltuk güzel. Alalım sana da. Bunun adı baba koltuğu bu arada. Amerikalılar öyle diyorlar. Aslında. Annem köpeği hazırladı. Nerede dedi topun dedi. Top bunun arkasına kaçmış. Burada çıldırıyor. Akşam seni kebap yemeye. Birinden bir kebap, sade kebap alırsın. Neler yapıyorlar? Urfa'da aynısını yapıyorlar. Kadayıf var. Kadayıf mı? Bilmiyorum var mı da. Çok güzel bir tepsi, Urfa tepsi kebabı yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. Al git hadi. Al git. Hadi. Ha, çıkar dışarı çıkar. Bir de dışarı düşür onu da. Bu aralar ne okuyorsun kitap? Gençlere bir kitap önerinde bulun. Orhan Pamuk'un bir kitabına başladım ama öldürdü beni. Evet. Veba günleri. Çok sıkıcı anlatmış. Aslında konu... Önerime bak ya. Sıkıcı anlatmış diyor yani. Beğenmemiş kitabı. Ceyda nerede ya? Akşam klaba gidelim mi anne? Partiye. He? Götüreyim seni, klaba götüreyim. Videoları izliyorsun son zamanlarda, memnunsun, güzel. Beğeniyor musun? Beğeniyorum, bazen çok kızıyorum. Neye kızıyorsun anne? En son videoda Ceyda bokçuyum ben, boklarım var diye gezdi köpek videosunda, görmüşsün. Onda bir şey yok canım. Ne bu? Bok toplama makinesi mi? Bokçu. Gel. Boklarım var. Bok. Bok yok. Sen de Ceyda'ya laf kondurmuyor. Allah Allah. Ne yapıyormuşum ben videolarda gene, neye kızıldın? Ya 36 yaşında adamım ben. Göt dedim diye bana kızıyorsunuz ya. Böyle bir hayat olamaz baba. Tamam da ben onu ne manada söyleyeyim şimdi mesela. Yani her seferinde diyorsun. Her seferinde mi diyorum? Ya Allah aşkına baba, tam dikkat ederiz. Ya yani kullanma yerime bağlı. Ben orada şimdi diyorum gibi mesela popom diyorumdur. Göz alıyor diyorumdur. Ona da takılıyor. Böyle bir şey yok. Utku sen niye koyuyorsun benim böyle dediğim yerlere? Bence Utku suçlu. Utku öyle şeyleri koyma ya. Koyma baba. Ayıp kelimeleri koyma ya. Aynen öyle. Hayret bir şey. Cancı Kutku. Bittim yarısını izlemedim ya. Baba ya, sen de abartma ama ya. Vallahi başka bir şey.
Ailemimizi memnun edeceğiz. Uzun süre üç harfleri kullanmadık. He? Kuşak farkı. Kuşak farkı tabii anne. Yani size kötü kelime geliyor da o komik bir şey. Kötü değil yani artık. Tamam ben ama çocuklara... Oğlum siz beni niye örnek alıyorsunuz çocuklar? Ben size bunu 50 kere anlattım söyledim yani. Sağda solda da gidip cancık diyormuşsunuz. Geçen birinizin annesi yazdı. Öğretmenine cancık mı demiş biri ne yapmış? Bak çocuklar, hayır kızlarım. Bu asıl cancıklıktır. Bunu konuşmayın. Bu kendi aramızda, kanal içerisinde konuştuğumuz bir şey, tamam mı? Yapmayın bunu. Demiştim annesine. Tamam ben şimdi onu videoda söyleyeceğim diye. Hepinizin yaptığı her şeyden haberim var. Küçük çocuklar izliyorsanız bak, şikayetlerinizi aldığım zaman ders çalışmamak olsun veya bilimum ailenin dediklerini yapmamak, hepsini bana söylüyorlar. Bozuşuruz yani Ceyda, çok kısar. Çocuklara seslendim, annemin gönlünü aldım. Mutlu oldu. Ama ben tabii gerçekten söylüyorum. Yani bizim iyi yanlarımızı örnek alın. Kötü yanlarımızı niye örnek? Ananızı babanızla birlikte izliyorsanız, ki genelde öyle anladığım kadarıyla hep öyle söylüyorlar. Sorun, bunu mu örnek almalıyım diye? Yoksa bunu almamalı mıyım diye? Annenizin babanızın lafını dinleyin. Babam bize kızmış. Neden? Göt falan demişiz galiba videoda. Yarıda bırakmış, kapatmış. Ya anne şişt deme şimdi. Olayı anlatıyorum. Ben demem. Ceyda. Sen sürekli diyorsun bazı ne? Şeyler. Ben demem öyle bir şey. Yarımda kapatmış videoyu. Ya siz hiç farkında değilsiniz bazı şeye. Ben de kullanmıyorum. Götün demişimdir. Hala diyorsun. Ya ne olacak? Ama bu benim bir organım. Popom. Popo de. Popo de. Yalansa aşağı söylesinler. Eğlence kanalları içerisindeki en temiz kanal bizimki. Bana ne öbürlerinde? Komşunun çocuğuna örnek mi gösterir gibi. Bize ne canım? Herkes kendinden meşgul. Ay mesul. Kaç tane öğretmen bana mesaj atıyor. Bizim çocuklara söylüyorum izlesinler diye. Örnek alsınlar sizi diye. Onlar genç öğretmenlerdir. Genç öğretmenler anne. Ben emekli yaşlı bir öğretmenim. Ya Allah'ım yarabbim ya. Sen kaç yaşındasın şu an? 57 doğumluyum. 57 doğumluyum deyince hesaplayamıyoruz onu. Onun için söylüyorum zaten. 53. Ceyda beni 10 yaş gençleştirdi. Senin olduğun videoları acayip seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Komik bir insansın anne sen. Yerem komik çocuk. Komik eğlenceli manasında anne öf. Neyse canlar gerekli direktifleri aldık. Bundan sonra daha dikkatli olacağız 3 harfler konusunda. Her konuda her konuda. Tamam da anne ben şimdi çocuk izliyor diye kanal çocuk kanalına mı çevireyim? İstersen burada aya olsun ben maaş olayım. Aya mı? Sen maaş ol ben koca aya olayım ya o kadar maaş da değil yani. Maşallah. Bu espriler de kötü örnek oluyor. Ceydan esprilerinde ben kötü bir söz görmedim ki. Tamam ben bundan sonra çok dikkatli olacağım. Arkadaşlar videomuz bundan sonra... Sevgili küçük kardeşlerim için, sevgili küçük kardeşlerim. Önce ellerimizi yıkıyoruz ve videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 dakika yıkayın, bol köpüklü ve durulayın. Sonra gidip annemize bir öpücük kondurup videoya devam ediyoruz. Hadi! Yatarken de dişlerinizi fırçalayın. Dur onu akşam şeyini. Hayvanları sevelim. Hayvanlar... Arkadaşlar kusura bakmayın bundan sonra video annemin direktifleri doğrultusunda bir çocuk gelişim videosuna dönüşmek zorunda. Çocuklar çay içmeyin. İçecekseniz taze sıkılmış meyve suyu süt için. Çay içmeyin. A-a. Lahmacun mu yiyeceğiz? Lahmacun seversin anne sen seversin. İyi evet, lahmacun değil severim. Mi? Sevgili çocuklar lahmacun mu? Hayır. Sizin brokoli, lahana... Karnabahar, bamya tüketmeniz gerekiyor. Doğru mu söyledim? Fasulye mi anne? Fasulye. Günlük görevimi gerçekleştirdim arkadaşlar. Ispanak. Oley. Küçükmüşüm ben dizlerimin üzerine. Niye indiysem zaten küçüktü boylu. Allah'ım yarabbim. Anne ben niye bu kadar uzun boylu oldum? Ispanağı çok seviyordun onun için. Bence sırık fasulyesi yemişsin. Komik mi anne? Niye gülüyorsun şimdi buna? İnanılmaz acıktım. Acıktım diyor. Kıç kadar bir şey yiyor. Şıkkıdaşık bir şey. Ne dedi? Yavrum dur şimdi dur. Ç-ı-ç dedi. Anne o bakış ne ya? Laf dinlemeyecek Ceyda. Bir dakika hemen çocuklara bir şey yapayım. Siz laf dinleyin. Kanalı ne hale getirdin anne görüyor musun? Oo, bir dakika o nasıl bir tarz baba? Hangi tarz ya? Hangi tarz mı? Bu tarz. Ne var tarzında? Sen neden bu yaşından sonra tarz olmuyor? Eskiden ne böyle var? Değildin ne ha? Ne var ben? Daha mı çok eveyim ne var diye soruyorsun sürekli baba. Beğendim işte yani güzel olmuş. Kızlar bekleyin evde sizin mamanız var. Yarın annem yapacak yemeği. Orada bir yardımcı oluruz bir şeyler yaparız. Biz iniyoruz şimdi. Evet arabadayız şu anda. Lahmacun hangisi? Fırat'cığım mutlu musun? Evet bağımgilleri Urfa yemeği getiriyorum. Pandemiden sonra ilk defa bize geldiler. 2 senedir bize hiç gelmemişlerdi. Aynen. Bir ay önce de annemler geldi bizde kaldı bir hafta. Şimdi nasıl biz hep birlikte ya? Annemlere gidiyoruz. Çok eğleneceğiz orada. Yar. Bu benim en sevdiğim lahmacun baba. Şahane. Değil mi? Şahane değil mi? Beğendim anne. İyi sevindim. Bizimkiler yemek yerken çekilmeyi sevmiyorlar. O yüzden çok çekmiyorum ama sevdiler. Mutlu oldum yani. Beğendiler değil mi? Ben de beğendim. Sen zaten yiyorsun hep burada. Çok güzel çünkü lahmacun. Ne yapıyorsun? Yedik baba mı?
Mutlu evet, oldun. Evet, hoşuma gitti ya. Güzel aslında. Güzel aslında derken. Aslında neydi baba? Güzel yani işte. Hayatımda duydum en güzel yorum. Güzel aslında. Buyurunuz efendim. En çok içli köfteyim ben. Evet. Lahmacun. Bence lahmacun olay. Vay eski evimiz canlar. Hani? Ne oluyor? Yanın ilk kuruldu ev. Şu an. Abi şu kavukul benim komiğime gider. Bu ne ya? Bir tane mi? Tabii bir saattir scooter'ını tanıtıyor. Ne diyeceğim baba? Çok basit, bisikletten daha kolay. Denemeyecekmiş. Ya baba motora bindireyim dödük olsun. Burası misafir yeri mi? Hayır. Sen scooter'ını anlattı ya. Kapının önünde bekliyoruz. Böyle gidiyor, şöyle gidiyor. Çok kötü oldu yüzüm. Her şeyden olabilir. Hah, geldik tamam. Fık fık yapmayın. Geldik. Bak en fazla 40 dakika sürdü yemek yememiz. Ama sanki bir yıldır yokuz. Bunlarda da böyle. Kevriyorum aktarım. Sizi şöyle çekeyim mi? Ha? Çekeyim mi? Bizim yakınızda bir market var, oraya gideceğim. Bu arada ben ayağıma bildiğiniz çizme falan giymeye başladım ha. Ekranım ıslanıyor. Şş, markette size illegal çekim yapayım mı? Ha, illegal çekim. İllegal çekim yap diyorsanız yani. İlle de olma yaparım. Of, ayağımdaki çorap çıktı. Ay. En küçük oğlum şu ayakkabının içinde çıkan çorap. Küçük baba çorabı giymiştim botun içine. Ayağımın içinde çıktı şu an. Buzdolabı poşeti alacağım. Dolapçı boy. Dolapçı boy. Niye böyle bir yerden iniyoruz? Marketin içinde başka çekemedim. Çünkü görevliler böyle bir bakış attılar bana. Bir tane de bizim canlardan biriyle fotoğraf çekilince hemen benim kim olduğumu anladılar. Böyle kamerayı olmaya çalıştı. Yok öyle bir şey olmadı. Birazcık kış erken gelmedi mi ya? Pastırma sıcakları diye bir sıcak biçimi olmayacak mıydı? Yoksa o bastırma sıcakları mı? Aslında pastırma sıcağı saçma değil mi? Bastırma olmasın. Yani sıcak bastı bir anda gibi. Kışa doğru. Şimdi bence kesin bastırma sıcakları. Bakın bunu bilenler yoruma gelsin. Kavgaya girelim. Böyle olalım. Ne yapıyor? Ne demek hani? Sevebilir miyim? Pek istemedi galiba. Seveyim mi? Tamam be. Sevdirmedi. Sevebilir miyim diye sormadan hiçbir hayvanı, sokak hayvanını sevmiyorum. Dilimizi bizim dilimizi anlıyorlar. Çünkü bir kere sevebilir miyim demeden bir kediyi sevmişim. Böyle patakütü bir girişti bana. Neyse. Ne olur öyle kedidir. Ne yapsa yeridir. Siz nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İnşallah her şey yolunda. İnşallah hayatınız mükemmel gidiyordur. Ve böyle var ya her uyandığınızda Allah'ım sana binlerce şükür diyorsunuzdur. İnşallah. Demiyorsunuz da bugünden itibaren her şey sizin iyiliğinize olsun. Öyle içinden dua etmek geldi. Günaydın. Dünürler buluşmasında ikinci gündeyiz. Abdullah Bayram yine çalışıyor. Ama asıl bomba mutfakta. Yeşil mercimek mi? Ceyda bayılır. En sevdiğim yemek. Ya benim sabah tatlılığını yerim. Sus, kimliğimi kaybettim bugün yolda yürürken. Kimliğimi düşün. Çünkü ben bulanlar, mi kaybettim aşkım? Bulanlar lütfen yorumlara yazabilir mi ya? Ben merak etme. Şu anda da iki tane sivrisi stresten. İnşallah sonsuz korkunç suçlar işlenip kimliğim oralara böyle atılmamış. Acaba yani şey böyle yapıyorlar. Şeyin üzerine duruyor değil mi? Değil mi? Kimliğim. Şey adam mesela dükkan soyuyor. Kimliğimi atmış. Yerde kimliğini atmış, dikkat dağıtıyor. Sana hayır, kimliğimdeki fotoğrafımı da görseniz inanamazsınız. Şey, Ruslan Ova şey evet, kaçakçılığı yapıyor kaçak. Gibi böyle bakın fotoğrafın. Niye bir fotoğraf çekmişim ben? Yapayım ya, ağzını yapmışım ya. Bakayım. Yarın gidiyoruz zaten. Ondan. Oo, yarın abaza yemekleri yapılıyormuş. Dünürler buluşması. Dünür Wars. Baba keyfine diyecek yok ha. Evet. Sana bunlar alayım diyorum ya. Ne gerek var? Ne gerek var? İnmiyorsun koltuğun üstünden. Gönderelim bir tanesi senin olsun. Bunu göndereceksin. Bunu gönderene kadar yenisini alırız. Vallahi eline sağlık. Çok güzel. En sevdiğimiz yemeklerden. Çok tuzlu. Sus. Siz şöyle çıkın. Çıkın dokunuşlar fırfırcı. Fırfır demem bana. Fırfır. Baba. Geçen biliyorsun sana hani okey açmaya çalışmıştık, açamamıştık ya. Evet. O yüzden 101 okey plus. Tamam mı? 101 yani. Okey de 101 oyunu. Çok zevkli bu arada. Aynen. Daha zevkli çünkü daha hızlı sürüyor. O bizim şimdi sponsorumuz oldu. Tamam mı? Senin sayende geldi baba. Şimdi gel sana onu göstereceğim. Hem de takipçilerimize göstereceğim. Hem de hediyeleri var takipçilerimize. Sen bir odada oynuyorsun şu an. Niye bir odada oynuyorsun? Her masada varız biz ya. Çıkış yap. Bak kaybeden bulaşıkları boşaltır. 101 açman gerekiyor. Perleri ortaya atacaksın. Senin yerine hesaplıyor ya. İşler taşlarını görüyorsun mesela. Şu işlermiş oraya. Açtım seriyi bak. Seriyi açtım. Sen şeyi geçtin de 105'i geçmek zorundasın açmak için. Tabii. Buradan mesela Ceyda'ya hediye yollayabiliyorum. Bir kalp attım hediye. Millet de diyecek kıza yazıyor. Kıskarım ama yani olabilir. Hediye gönderebiliyorsun. Mesaj gönderebiliyorsun. Arkadaşlık ekleyebiliyorsun. Yani gitgide hani iyi oynadığın insanlarla oynayabiliyorsun. Turnuvaları var. Çok zevkli. 101 daha iyiymiş. Bak 9 işler taşımız oldu. Hemen altına iş verdi. Mesela çift diziyorsun, çift diziyor. Seri diziyorsun, seri diziyor. Fotoğrafın da göz alıyor Ceyda'cığım. Fotoğrafım böyle.
Erkancığım, biraz seri ama. Yavrum şurada taşları işlediği bir nokta var. Basıp işleyebilirsin fırın. Nerede? Aha. Babacığım şöyle biteyim ben bir. Teşekkür ederim. Sağ olun babacığım. Karıcığım, benim burada adım Fırat A. Ceyda'nınki de Ceyda K. Karşılaşırsak, onun biz olduğundan emin olmak istiyorsanız kazanıp kazanmadığıma bakabilirsiniz. Emin olmayın. Şimdi eğer bu oyunu indirmeyi düşünen varsa, okey oynamak isteyen, okey 101 oynamak isteyen daha doğrusu, 101 Plus ailesi bizim için aşağı bir link koydu. 9 TL değerinde 50 binlik çip var orada. Ondan yükleyebilirsiniz. 7 gün boyunca devam edecekmiş. Yani çip. Ben bu videoyu attıkta 7 gün. İşte hediye gönderiyorsun. Özel masa açmaya yarıyor. Ha, güzel. O zaman babacığım sana yükleyeceğiz. Beraber üçümüz oynarız odada. Belki canlardan da birini yanına alırız. Bitti geçmiş olsun. Laps, laps. Hadi yemeğe gidiyoruz. Ben çok açım. Yemeğe bakayım bir. Bak yeni oyun geldi. Katan. Aaa. Katan. Biz böyle sürekli oyun alıyoruz. Utkularla, Utku Pelin, ben, Ceyda yeni serimizi ekledik. Bir tane oyunu oynuyor öğrenene kadar. 2 gün sürüyor. Sonra oyunu oynamadan öbürünü öğrenmeye başlıyor. Sonra oyunu... Ben bir oyun almayı düşünüyorum. Diyorum ki onu bir ay sonra alırım. Dolar katlıyor, bir şey oluyor. 2 katına çıkıyor fiyatı. O yüzden şimdiden aldırdı Utku. Almışken oynayacağız artık çok bunu. Çok iyi yapmışsın. Çok güzel, bunu oynarız. Bu çok keyifli oyundur. Ben size kutu oyunlarımı gösteririm sonra bir gün. Çok var bende kutu oyunu. Kutu kutu pense vardı eskiden. Sizin de var mıydı? Kutu kutu pense. Elmamı yerse arkadaşım. Fırat arkasını dönerse. Bu şu anda hala okullarda oynanıyor mu acaba? Oynanmıyordur tabii ki. Niye aşkım? Oynanmasın ya? Çocuklar artık tablet boy. Tablet gör. Kutu kutu tablet. Saklanmış elmamı işte. Hallet. Apple'ımı yersen alırım sana Huawei. Komik değil ama güldüm. Yunanistan videosunun ikinci partı geldi. Evet, beraber izleyeceğiz. Babam dedi ki hemen dedi. Annem hiç oralı değil. Yerini bile değiştirdi hemen, gördün mü? Tabii hemen döndü babam koltuğuyla. Başlat. Ne oluyor ya kız? Şila? Yeni videoyu izlemeyecek misin, duruyorsun orada? Gel buraya. Şimdi. Televizyona geç düşüyormuş. Allah Allah, yüklemelerde de yok. Heh. Onu ben de bir tane sahipleriyle dalmışım. Görüşürüz. Bu daha iyi güzel olmuş yani ikincisi. İkincisini daha çok sevdim. Bence birinci güzel ama peki tamam. Öyle mi? Bilmem, bence öyle. Ha, bana göre öyle. Bu. Bu ne kokusu ya? Bir şey kokuyor. Turşu. Sen mi yaptın? Ama yiyemeyeceğiz ki. Neden? Hava almış yani turşuyu kurduğunda kapatırken. Ha, kuramamış turşuyu. Sıkışamamış o kapak. Bileği rahatsız olduğu için sıkıştıramayınca da kapak açık kalınca içi de hava alınca da yumuşamış. Bu kadar probiyotikti ya. Şuraya bakın. Aralarda hep Yunanistan atıştırmalıkları var. Hani nerede? Ha orada, evet. Turşu o. Kemal. Artık yiyebilir miyiz yemekler? Niye sabah çektin yemek yapılmasını? Ben şimdi geliyorum. Videoya çıktık ya, onlarla ilgileniyorum. Çok güzel. Köye gidiyoruz. Evet, dünürler buluşmasının dünür bölümüne geldik. Annem kafayı taktı, dünür ne demek acaba diye araştırdı. Neydi anne? Tünür demekmiş aslında orijinali. Hep Uygurlardan mı geldi? Uygurlardan gelme. Uygur bulmuşuz demek ki, biz de değiştirmişiz. Neydi anne, ne alakası var şimdi? Bu arada yeni kamera bu, GoPro, onu aldık. 8 vardı ya bizde. Bilmiyorum, umarım güzeldir. Şimdi biz de testini görmüş oluyoruz. Hadi bakalım. Oo, yeni yola girdik mi bu sefer? Becerebildik galiba. Almanya'ya gitmeye karar verdik. Ama Ceyda'nın akrabasının yanına gidiyoruz. Almanya'da Türkler nasıl yaşıyorlar onu birazcık görmüş olacağız. Hangi şehirde akraba? Düsseldorf'ta mıydı acaba? Düsseldorf ne lan? Düsseldorf. Düzelmeden gelme diyor yani. Düsseldorf. Tünel. Eski tünel ya. Tünelde nefesler tutuluyor. Hereketen geçiyoruz. Hereke'ye selam. Okulum benim buradaydı. Üniversitem. Güzel Sanatlar Fakültesi. Var mı bu sene hereke kazanan? Kiri kat kat. Hommani hansini kınımini ya. Kat kat. Kiti kat kat. Instagram'ı düzenli kullanıyor musun anne? Hayır. En çok hangi sosyal medyayı kullanıyorsun? Facebook. Hayır. Twitter. Twitter'dan okuyorum. Babam Facebookçu, annem Twitter'cı, Ceyda Instagramcı, ben YouTube'cuyum. Böyle bir aile. İzmit'e yaklaştık, 5-10 dakikaya İzmit'teyiz. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Canlar zili bildirimi açmışlardır. Yani zildirimi açmışlardır, hemen gelirler kral.
Bir de cancıklar vardır. Cancıklar videoları izliyor, beğeniyor, sağda solda anlatıyor. Bir abone olan, bir like atan, bir şey yapan yok. Canlar teknolojiyi son noktasına kadar kullanıyor ama bağımlısı olmuyor. Cancıksa hem bağımlısı hem de teknolojiyi yanlış kullanıyor. Kötü niyetlerine alet ediyor. Yeni geleni izleyeceğimiz hepiniz hoş geldiniz bu arada. Videolarımızda umarım eğleniyorsunuzdur. Anneme dedik ki, anne videodaki tek bir kural var, üst üste binmemek lazım, Utku kurgulayamıyor dedik. Sırayla konuşuyoruz, hani boşluklarda gir dedik, annem parmak kaldırıyor. Vay vay vay, bizi mi bekliyorsunuz ya? Sizi çok özledim ya! Yeah! Oğlum ne haber? İyi vallahi baba, ne yapalım? Şöyle yapıyorum. Vay, evi güzel olmuş. Evet. Her geldiğimizde başka bir şey değişiyor. Maskot! Bizi karşılıyor. Senin çok sevenin var, kedi. Miau. Ay çok güzel tamam. Olmuş yerler. Burası falan çok güzel olmuş ha yerler. Abimin doğum günüydü dün. Bugün sayılır. Evet, son gelişimizden beri 2 ay oldu. 2 ayda bayağı değişmiş buralar. Dayım ya. Neler yaptın işçi? Yapıyorum işte. Çiçeklik. Sana helal olsun. Çiçekler nerede peki? Yapayım. Şuna bakın, kocaman dev gibi, keşke görseniz. Görüyorlar işte. Ay keşke görseniz ama yakında gel. Aa bakın, burası da bitmiş. Bunu abim mi yapmış? Evet, bunu abim yaptı. Ben bunu aldım. Aynısını abi yapmış. Abim dedi ki ben bunu aynısını yaparım. Daha güzelini yapmış hatta yani. Çok evet. İyi, müthiş. Bunda mı Gökmen yaptı? Baksana Gökmen. Ne güzel şeyler yapmış, şunları da yapmış. Bunu da yapmış. Ben o zaman Gökmen'e bir store açarım ya. Kankiler buluştu. Buluştular. Bunlar genelde 2 haftada bir telefonla konuşuyorlar. Facebook'tan haberleşiyorlar. Sosyal medya üzerinden bakalım. Bak bunu da abim yeni yaptı. Annem kendine burayı hobi odası gibi yaptı. Böyle resim yapıyor ya, aslında şimdilik böyle duruyor. Eşyalarımız gelince değişecek. Şuraya bir tane küçük tuvalet yapılacak. Burası böyle paravanına kapanacak küçük. Başladılar. Burada ömrü uzar insanın. Şöyle bak. Olur böyle olur. Onları konuşuyorlar. Seviyorlar birbirlerini ama. Ondan. Çok. Biz de birbirimizi seviyoruz. Look at this, look at that. Biraz salacağız onları. Kendi hallerine bırakacağız. Dış gözlemlerimizle size video çekeceğiz. Çok konuşuyorlar şu an. Şu anda inanılmaz bir ses var. Abime doğum günü pastası aldık. Sürpriz. Çünkü bugün doğum günü. Evet. Hiç haberi yok. Çaklat güzel. Niye üzerinde tarihi fırın yazıyor? Doğum günü kutlu olsun yazmalıydı. Öyle ben tarihe değer veririm. Aslında çok güzel oldu ha. Kedi nerede ya? Mum almıştım, çıkmadı. Allah Allah. Şşt baba. Dur şimdi baba deme sen. Abi. İyi ki doğdun Gökmen. Bir tane aldık sana, yaşın belli olmasın dedik. Dilek tut bakalım. Siz de dileklerinizi yazın. Lay lay lay. Mum istedim, vermemişler meğerse. Doğum günü olan varsa da hepinizin doğum günü kutlu olsun. Evet, Maskot Bey geç olsa da teşrif ettiler. Şile'den daha büyük bir kedi. Ayıcık. Beğendin mi? Çok güzel. Beğendin mi abi? Bir pasta profesörü olarak. Versene bir tane daha yiyeyim. Versene diyor arkadaşlar, burada. Al. Görmemiş. Bunu da görürsün ya. Fırat çok aldın, yarısını bana kes onu. Neden bu çok? Az var, azıcık bana ver, koy. Yavrum burada ben yemeyeceksem kim yiyecek ben, bu pastayı? Ben, benim evim. Sen zaten bunu yiyeceğim, doyacaksın. Koy koy. Babamlara yasak. Abin ikinciyi yedi, annemler rejimdeler. Tamam ben de rejimdeyim, koy birazcık. O yüzden zaten kalan bana kalmış oluyor. Size biraz köy turu attırayım ha. Aha bir tane can, yeğenim. Yeğenim Bahar. Köyde herkes akraba olduğundan mütevellit. Ne yapıyor Utku? Bahar'ın abisi Utku. Bu videonun adı Akrabalarımı Tanıyorum. Burası dere arkadaşlar ama daha büyüktü bu dere. Ben bu derede yüzüyordum çocukken. Abaz köyü burası bu arada. Ben anne tarafım Abaz. Ceyda Kasabalı'yı akrabalarını tanıyoruz. Hiç değişmeyen bir şey varsa o da benim sürekli köyde oluşum. Ceyda köylü. Şöyle beni bir köyde çek. Buzağı mı onlar? Tipe bak, buzağı mısın sen? He? Buzağı göremiyorum. Miyop var bende. Beni buzağlarla çek. Kık 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 kık. Muazzam bir hava var. Fırat Albayram'a gel dedik. Bu manzarayı kaçırma dedik. 45'ten sonra buraya gelip yerleşen Fırat'ın haberi yok. Aşkım ne yapıyor? Koştur koştur geldi karşımızdan. Ama nasıl koşuyor biliyor musunuz? Köy 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 köy. Görmemişim bir köy olmuş. Bir de beni annemle çek. Ne yapıyorsun? Senin kardeşin bizde.
resmen poz veriyor. Senin kuzenin bizde, gel. Arada görmeye gel akrabanı. Serp teyze beğendin mi köyü? Köy çok güzel ya. Köyden ala ala gidiyor ya bahçelerde. Aa, baksana cebimize. Şunlara bak, her şeyi ceplemişler. Özay abi sağ olasın. Çocuklara selam. Buranın beni köy olduğuna inandıran tek bölüm şurası kalmış arkadaşlar. Tipe bak. Sen ne yapıyorsun burada? Evi koruyorsun. O senin suratının güzelliğini yerim. Tontişko. Bu seste nasıl uyuyorsun içeride? Delice televizyon sesi. Bütün köye yayın yapıyorlar. Hadi kalk, yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Abaz yemekleri. Et var mı? Biraz etli bir şeyler de var. Sevgili abazlar, artık et tüketmeniz lazım. Bakın ot. Antep'e de yaklaşalım. Hafif et tüketelim, değişik etler. Baya mikrofonunla uyumuşsun. Hadi ben yemek hazırlamaya gidiyorum. Öp bir kere. Bir köy Çerkez Abhaz kızı zırt pırt yemek hazırlar. Bunu hiçbir zaman unutma. Öpmeden kaldır onu. Oh. Böyle bir ses olamaz ya. Üşüdün tabii. Kimse üstümü örtmemiş orada, ben öldüm bittim. Nereleri gezdirdin adamlara? Aşkım bu benim minstopper'ım mı acaba? Senin minstopper'ın bana girer mi? Bu da girmedi de o yüzden dedim. Bana girmemesi sebebi bu, altı olmuşsa. Köye aşık oldular. Annenler burada yaşamak istiyor. Sizinkiler burada başkalarına ev vermiyor. Siz başkası değilsiniz artık. Damat akrabasınız. Babamlar televizyonun sesini sonuna kadar açmışlar. Ben hep şunu derdim ya, bir televizyona niye bu kadar ses koyarlar? Ne ihtiyacı var? Varmış. Birbirlerini de duyuyorlar ama bir yandan, fark ettin mi? Evet. Ha, yemekler de burada. Sana sallayayım ismini. Bu Balbul. Balbul. Bu Balkız. Bu Çıldır. Sızbal, sızbal. Tamam. Bu arada Çerkez tavuğu böyle bir şeymiş. Dışarıda satılanla alakası yok. Bu bildiğin güzel bir biber. Peki ana yemek ne? Et. Ne eti? Dana eti. Ay ne ki bu? Nasıl bir et? Bu onları bandırılıp yenilecekmiş. Allah Allah. Ama hangisini bilmiyorum. Soğuk et bu o zaman. Soğuk et. Bunun içinde ne var? Peynir. Bunun içinde peynir var. Bir de özel bir buranın bir otu var. Bunu burada evlerde yeniyor. İçinde lades oluyor. Lades kime çıkarsa bir sonraki haluş onda yeniyor. Sen duydun geliyorsun galiba. He? Sana biraz et vereyim mi? Ben bıçam. Abaza pastası. Mısır ekmeğine benziyor aslında ama değil. Bu ne? O da abaza fasulyesi. Biraz Meksika fasulyesine benzer. Bak anne, oldu mu? Bence oldu gibi. Kol kuvveti lazım biraz. Bunlar da abaza peyniri. Hiç kokmuyor. Evet canım. Ne yapıyorsunuz? Bulaşık yıkıyor. Ya inanılmaz ya. Hamarat gelin. Ne ala? Gelin mi? Ha, pardon ya, doğru. Ben hamarat damat olabilirim. Güzeldi yemekler ama. Uzun biber kızartması hastasıyız. Ne yapıyorsun yavrum? Bak limonu yere düşürdü. Şey gibi gelmedi mi? Kalk kız soğan doğru. Aha, ateş yakmışlar ha. Bir dakika. Allah düşürdüm. Vallahi sizin de keyfinize diyecek yok ha. Cedacık burada yatıyor. Minik kız. Bu benim küçüklük yatağım. Öyle mi? Evet. Bu merdivenin kötü yanı ne biliyor musun? Tuvaletim geliyor mesela. Bir saat tutuyorum inmemek için. İki adım atacaksın aşağı. Şurada 10 tane merdiven var. Üşeniyorum. Şimdi gece tuvaletim gelirse sabaha kadar tutacağım. Ya sabah damat altını ıslattı derlerse? Çok eğlenceli olur. İç güveysi geldi evde, ıslattı altını. Öyle derler artık. Koltuğu ıslattım. Koltuğu bir de ha. Aa, annemi sevindireyim. Çocuklar yatma saati. Dur, bu saat kaçta izlediğiniz belli değil. 9'da mı yatırıyorsunuz çocukları bilmiyorum. Kaçta? Siz karar verin ona, anaları babaları. 9 çok erken değil mi? 10.30 ideal. 10.30'da yatırın ya. 9 ne hakikaten, doğru. Sevgili anneciğim, senin için yaptım bunu. Yavrularımızı erken yatırdım. Herkes uyanmış. Ceyda ile ablam yürüyüşe gitmişler. Ben kırmızı pijamalı damat. Look at this. Look at that. Biraz geç uyandım. Ama uyandım. Babamlar dönüyorlar. Biz bir yakında gideriz İzmir'e. Bir de İzmir ziyaretlerimiz olur yani. Karınca gibi görünüyor. He. Atayım yakalasana. Fırat Albayram, kırmızı squarepants. He? Bunu mu çekmek için beni kaldırdın ve kamerayı getirttin? Karanlıksın bir kere. Aç ışık, tamam, kapı açıkken yap. Kapıyı açam, kapıda bir şey gözüküyor. Kendine göre mi yaptın bunu? Ne alaka? Kapının boyuna mı? Mühendislik hatası. Fırat Albayram, kırmızı squarepants. Anne, sen bir kere köyü gezmedin ya. Çünkü ben uykum vardı, ben yol yapmıştım. Ben kıpırdamayı sevmiyorum. Ayaklarınızı çekmediğim için şöyle oldu. Bırakın bu ayakları. Espri yeteneğim babamdan geliyor. Fıratcığım hoş geldiniz, sefa geldiniz, renk getirdiniz. Ama niye gidiyorsunuz, renkleri karartıyorsunuz? Çünkü ya. Cancı Kutku görüntüleri bekliyor baba. Bak şuna, benim kızım beni anlaşma yaptık. Gidinceye kadar 10 dakikada bir öpecek çünkü. Ona öpme yapmıyorum, sarılma yapıyoruz pandemi sürecinde. Ha, doğru. Hadi yolcu ayrılma zamanı. Gerek.
Bu hafta olacağım işte. Bu hafta gidiyor. Bu hafta gidiyorum endokrine. İnsülin direnci çıkmış bende galiba. Olabilir. Çıkmış olabilir diyemeyiz. Dedik. Babam şimdi doktor, o olur diyor. Uyku var ya, uyku olan yemekten sonra onu biraz tamam çağrıştırıyor. Ama yani. Tahlile gideceğiz. Döneyruk, yolumuz uzun değil. Bir saatimiz kaldı. Yolumuz uzun mu? 50 dakika. Arabada abim var, saklanıyor abi, mu? Arkada. Görünüyor mu bilmiyoruz şu an, kapandı. Şimdi ben buradan BP'ye girdim. Neden? Kahve alacağım. Hep senin yüzünden yollar uzuyor. Kahve alacağım, bir şey alacağım. Şoförün rahatlığı önemli bir şey. Pişmaniye mi alsaydık? Pişmaniye muazzam güzel bir şey ama bakın ben İzmit'te yaşadım, büyüdüm. Hiç pişmaniye alıp eve gittiğimizi hatırlamam. Ama ne zaman başka bir şehre gittim canım pişmaniye ister oldu. Hoş değil. Ama pişmaniye bizim oturduğumuz küçükken bir yerde, Ferah Evler, pişmaniyeci vardı. Pişmaniye yapım atölyesi. Pişmaniye yapılan yere daha fazla pişmaniye dersem pişman olacak. Çok pişmaniye dedim. Kendi kendime konuşuyorum. Kayıttaydık, konuştun mu? Evet. Ne konuştunuz? Artık videoda izlersin. Ben de konuştum, anlattım neler yaptım tek tek. O zaman benimkileri koyacağımızı düşünüyorum çünkü ben daha komik şeyler anlattım. Benimkileri araya koymuş Utku. Teşekkür ederim. Kurgucu Utku'nun direkt kurgu alnına dalıyoruz içeriye. Wow. Mutfağına giriyorum olayı. Puding yapmış bize. Nice. Çok övüyor kendini. Çok acayip. Çok. Ben acayip bilmem ne yaparım. Üf ben bir makarna yaparım. Üf ben bir pizza yaparım. İlk defa şu an bir pudingini yiyeceksek göreceğiz bakalım. Pudingi ama hemen yemeniz gerekiyor anlık. Şimdiki zamanın tatlısı çünkü. ING var ya puding. Gidiyor ink. Karnım aç. Evet. Hani kurgu yapmıyorsun, biz burada kurgu yapacaksın diye şey yaptık. Uyuyordum. Aç kurgu her zamanki gibi. Ya Gotüm, herkes Netflix izler ama o Amazon Prime izler işte. Ya, Gotüm ya. Çok elitist bir insandır kendisi. Evet. Aç bakayım. Görsünler neyle uğraşıyorsun. O ne lan? Büyüt açar bakayım. Mi? Büyüt de görsünler. Kaç kat atılmış. Kaç kat atılmış. Biz sana bayağı getirdik. Şu karizma var ya, bu karizma. Babamın bu karizması. Bak. Burada mafya babası Escobar Albayram alacaklıların karşısına dikiliyor. Buraları tabii onlar izlediler ama olsun. Nerede benim alacaklarım? Ne 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 ne. Tam o. Ama güzel olmuş. Escobar Albayram bölümünü beğendim. Neyse, şimdi sana yeni görüntüler getirdik kardeşim. Ne kadar bu çektiniz? Içinde. Çok çekmedik, merak etme. Evet, Utku'nun yaptığı pudinge bakıyoruz tadına. Güzel mi? Neden bu kadar güzel yaptın? Çok övüyor kendini. Sütünü pudingi az koyuyorum. Molla'yı beğendim. Kahve bardağım da şekilmiş. Al sana da. Al bana da mı? Ah. Teşekkür ederim. Bu arada unutmayın, 101 OK Plus linki aşağıda, orada hediyenizi alabilirsiniz. Kendinize de iyi bakın, değil mi? Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Me. 'Somme la muerte come la voce come le va e la combo a ti è malata. La abuela ma pe, barre la ma buena. Where's my money, man?